Demet Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Milano'ya. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Rica etsek kendinizi tanıtabilir misiniz Demet Hanım? Demet Kara ben. Oğlum İtalya'da San Rafael'e tıp 1. sınıf öğrencisi. Sen Benoa mezunu kendisi. Bu yıl 1. yılımızı tamamlıyoruz inşallah. Genel anlamda son yıllarda Türk aileler için yurt dışında eğitim alma fikri oldukça revaçta. Siz neden yurt dışında eğitim almasını oğlunuzun tercih ettiniz? Benim oğlum yurt dışında okumayı çok istiyordu. Özellikle tıp eğitimi alabileceği bir ülke arayışı içindeydik. İngilizce tıp nerede okuyabilir diye düşünürken karşımıza İtalya çıktı. İtalya'yı tercih ettik ve Türkiye'ye yakın olması olsun. Okulun güzel olması. Demet Hanım'ın oğlu Milano'da San Rafael Üniversitesi'nde İngilizce tıp eğitimi almakta ve şu an birin ilk yılını da tamamlamak üzere. Genel olarak ilk yılı nasıl geçti Demet Hanım? İlk yılımız gerçekten çok güzel geçti. Biz okuldan çok memnunuz. Oğlum hani yakın olması o kadar güzel bir şey ki. Yani atlayıp 2,5 saatte hemen Milano'da olabiliyoruz. Hemen okulun içindeki yurtta kaldığı için, buradaki bir residansta kaldı. O anlamda da çok rahat ettik. Sınıfta çok Türk öğrenci olması, oğlum kendini yabancı bir ülkede gibi hissetmedi. Hep arkadaşları, ilkokul arkadaşıyla aynı sınıfta, lise arkadaşıyla aynı sınıfta. Hiç yalnızlık çekmedi burada. O yüzden mutlu bir yıl geçirdik bu yıl. San Rafael Üniversitesi Türk öğrenciler tarafından oldukça tercih edilmekte. Dönemde toplam 130 tane öğrenci kabul ediyorlar ve bunların 31 tanesini Türkiye'den gelen öğrenciler oluşturuyor. Bunun en temel sebebi San Rafael Üniversitesi'nin dünya sıralamasının çok çok iyi olması. Hatta İtalya'nın en iyi tıp fakültesi diyebiliriz. Bunun yanında tamamen eğitim İngilizce, burs imkanlarının da olması Türk öğrenciler tarafından tercih ediliyor diyebiliriz. Demet Hanım, doğru bir tercih yaptığınızı düşünüyor musunuz Mertçe? Evet, kesinlikle. Yani benim oğlumun zaten en çok istediği şehir İtalya'da Milano'ydu ve Milano'da da tek bir tercihimiz vardı, San Rafael'e. Çünkü international bir okul. Zaten programın adı da International Medical Doctor, yani uluslararası doktorluk programı. Öğrenciler uluslararası. Mesela sınıflarında Kanada'dan, Kolombiya'dan öğrenciler var, İngiltere'den öğrenciler var. Gerçekten uluslararası bir eğitim veriyor. Böyle daha Amerikan vari bir okul, klasik İtalyan okullarından farklı, daha interaktif, öğrenciyle güzel işbirliği içinde olan, mutlu okuyabilecekleri bir okul. Çok tavsiye ediyorum özellikle tıp okumak isteyenlere. Milano'yu ve San Rafael'i tavsiye ederim. Peki Milano'da yaşam, aileler çok soruyor, hani şehir güvenli mi, herhangi bir olumsuz hadise yaşanıyor mu? Bir veli gözünden sizce Milano eğitim almak için güvenli bir lokasyon mu? Bence güvenli bir lokasyon. Belki metroda falan yabancılar, Afrikalılar olsun dikkat edilmesi gerekir. Çünkü Milano biraz international bir şehir. Hani daha yerel bir İtalyan şehri değil. Birazcık metroda dikkat edilmesi ama onun dışında hiçbir gasp, yaralama, saldırı böyle bir şey hiçbir şekilde yok. Son derece güvenli bir şehir. Tek problem biraz konaklamada ilk başlarda zorlanma olabilir. O da Avrupa genelinde zaten bir sıkıntı konaklama. İtalya diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha rahat konaklama. Biraz zor bulunuyor ama eninde sonunda bulunuyor. Hiç açıkta kalınmıyor. Ekonomik olarak da diğer Avrupa ülkelerinden daha güzel. En güzel yanı da sınıf geçme sistemi bence. Kesinlikle. İtalya eğitime çok önem veren bir ülke. Öğrencileri sınıfta bırakmamak için her anlamda destekliyor. Yani sınava girme hakkı veriyor. Okuldan atmamak için. Yıl içerisinde her bir dersten 4 ya da 5 kez sınav hakkınız var. Sınava dersi aldınız, sınavı veremediğinizde dersi değil de sınavı tekrar ediyorsunuz. Aynen o şekilde. Yani çocuklar ilk sınavdan hadi güle güle bay bay demiyor. Mesela oğlumun arkadaşları başka ülkelerde okuyanlar 1. dönemden bırakmak zorunda kalanlar oldu. Burada öyle bir sistem yok. Öğrenci dostu bir sistem İtalya'da. Ve çocukları da güzel çalışmaya da itiyor bu sistem. Süper. Siz okulun yakınında ilk etapta rezidansta bir yurtta kaldınız. Sonrasında sanırım eve çıktınız. Bunun sebebi neydi Demet Hanım? Bunun sebebi ilk başlarda okulun yanında kalmak çok iyi oldu. Kış günleri gitmesi gelmesi, okula alışması, okulu ve bölgeyi tanıması açısından çok rahatlık çektik.
Daha sonra böyle benim oğlum böyle istedi ki böyle kendine ait bir salonu olsun. Televizyon izleyerek koltukta ayaklarımı uzatayım, işte rahat çamaşır yıkayayım, istediğim yemekleri yapabileyim ve rahat çalışabileyim diye eve çıkmayı tercih etti. Böyle metroya yakın, hemen okulunu 15 dakikada gidip geleceği bir bölgede eve çıktı. Daha yeni çıktık evimize. Süper. De. Milano'nun bulunduğu, San Rafael Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede Segrate, bol böyle parkın, yeşil alanların bulunduğu bir evet. bölge. Metro füniküler hattına da çok yakın. Burada metro ağıyla Milano'nun çok önemli lokasyonlarına da rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Evet, burası çok güzel bir bölge. Aynı Amerika'nın Central Park'ı diyorum ben buraya. Metro ulaşımı da yani İstanbul'da yaşayan bir insan için bir yerden bir yere gitmek Milano'da o kadar zor bir şey değil. Evinden okuluna 15 dakikada geliyor. O merkezi bir yerde oturuyor. Ulaşım açısından da çok güzel. Bölge zaten harika bir bölge. Öğrenciler için çok huzurlu bir bölge. Demet Hanım, bu süreçte yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenci ve ailelere tavsiyeleriniz neler olur? Yani hangi süreçlere daha çok dikkat etsinler? Yani tıp fakültesi istiyorlarsa fen derslerine ağırlık vererek liseden itibaren fen derslerine yüklenmeleri gerekiyor. Ve çocuklarına çok iyi İngilizce bir öğrenmeleri gerekiyor. Yani sınavda başarılı olmak için de İngilizce bilgisi çok iyi olmalı. Okulda da başarılı olmak için İngilizce bilgisinin çok iyi olması gerekiyor. Peki bu süreçte Pizza Edu'dan destek aldınız. Genel olarak hangi süreçte sizlere Pizza Edu yardım sağladı? Ben bu süreyi yola çıktığımda birçok danışmanlık şirketiyle görüştüm ve Pizza ile görüştüm ve şunu anladım ki kesinlikle doğru şirket benim adıma gönül rahatlığıyla bir anne olarak söylüyorum. Doğru sektörde lider bir firma olarak gördüm. İtalya'da ofisleri olması, işte kalabalık bir ekip olması, Süleyman Bey'in çok mütevazi ve yardımsever bir insan, her şeyden ötesi ulaşılabilir olması bir anne için en önemli şeylerden birisiydi. Bize çok güzel destek oldunuz. Oğluma verdiğiniz kitaplarla çok güzel çalıştı, testler çözdü, IMET sınavları olsun, tıp fakültesi sınavları. Çok güzel hazırladınız oğlumu İtalya'ya. Bu anlamda da minnettarız size. Çok yardımcı oldunuz. Rica ederiz Demet Hanım. Biz de sizleri tanıdığımız için oldukça mutlu olduk. Zaten şu anki söyleşimiz Milano'da San Raffaele Üniversitesi'nin bahçesinde gerçekleştiriyoruz. Demet Hanım, birçok veli grubunda da aktifsiniz. Bazen çok önemli tavsiyelerde de bulunuyorsunuz. İtalya'nın sosyal devlet olması, devlet üniversitelerinin çok cüzi miktarda harçlığının yanında öğrencilere verdikleri burs imkanları da oluyor. Ama biz bazen temkinli davranarak tüm planlarını bursa güvenip yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda sizin de bir tavsiyeniz olur mu? Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Çünkü burs kazanıldığıyla kalmıyor. O bursu hak etmek gerekiyor ve çok da ağır şartları var, kredi şartları var. O yüzden bu yola çıkan ailelerin bursa güvenerek değil, bütçesine güvenerek çıkması lazım. Burs da bonus olmalı. Yani bursumuz var nasıl olsa deyip de bursun ne olacağı belli değil. Yani burs sizin için hayati olmamalı. Aynen, hayati olmamalı. Çünkü gelecek sene alacak mı almayacak mı bunlar da belli değil. Yani 6 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. O bir bursa güvenerek değil de bütçeye güvenerek yola çıkmalı. Peki, hayati bir konu olmamalı. Kesinlikle. Peki bir öğrencinin hayatını idame ettirebilmesi için sizce bir veli olarak Milano'da aylık ne kadar bir bütçeye sahip olmalı? Milano İtalya'nın en pahalı şehirlerinden birisi. Ortalama 1000 euro, tabii kişiden kişiye değişebilir, öğrenciden öğrenciye değişebilir ama işte konaklama, ulaşım, yeme, içme vesaire ortalama bir sanırım bir 1000 euro falan 1000, civarı. 1200 euro aylık bir yaşam gideri yeterli olabilir. Evet, yurtta kalıyorsa ama evde kalanlar için fiyat değişebilir. Süper. Demet Hanım, son olarak söyleşimizi şu soruyla bitirmek istiyorum. İtalya'nın hep böyle güzel yanlarından çoğunlukla bahsettik. Böyle sizi zorlayan, olumsuz diyebileceğimiz hususlar nelerdi? Birazcık bürokrasi burada ağır. İşte örneğin bir karakola gidip de oturma iznini alması biraz uzun sürebiliyor. Aylar saatler sürebiliyor. Aylar sürebiliyor. Randevuda bir sorun olsa tekrar gitmesi. Bürokrasi bir ağır. Onun dışında İtalya çok güzel bir ülke. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani bir annenin ya da bir öğrencinin zorlanabileceği bir ülke değil. İklim çok güzel, yemekler harika, eğitim dostu bir ülke. Hiçbir problem yaşamadık. İşte bir tek o bürokrasisi biraz ağır. Bir de çoğu işlem randevuyla yapılıyor. Yani bankadan hesap tutacaksınız, evet. Randevu. Postane. Doktora gideceksiniz, randevu. Oturuma başvuracaksınız, randevu. Evet, bu anlamda biraz zor ama öyle bir çocuklar da artık bunu kabulleniyorlar herhalde, alışmışlar. Biz anneler de, veliler de alışmışız.
her şey randevuyla. Bunu da kabulleniyoruz yani. Her güzelliğinde bir zorluğu olacak kesinlikle mutlaka. Kesinlikle. Demet Hanım, değerli bilgiler ve katkılar için çok çok teşekkür ederiz. Ben tekrardan teşekkür ederim. Biz sizleri tanıdığımız için çok mutlu olduk. Oğlunuz Mert'e de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgiler herkese. Pizza Edu. Pizza Edu. Pizza Edu.